hoş geldiniz. Hoş buluştuk her şeyden önce. Ben genellikle hoş buluşmayı tercih ediyorum. Benim tercih ettiğim bazı sözler vardı. İşte hepiniz ne dersiniz, bir şeyi çok beğendiğiniz zaman hoşuma gitti dersiniz. Ben hoşuma geldi dedim. Neden? Hoşum bende, sizin hoşunuz nerede ki gidiyor? Değil mi? Hoşuma gitti. Hoşum şuradaydı, ona gitti. Oysa ki hoşum bende, hoşuma gelir. Değil mi? Bir de hoş bulduk demeyi sevmiyorum ben sevgili dostlar. Bunlar özel tabii, tercihinize bağlı. Dilerseniz kullanırsınız, dilemezseniz kullanmazsınız. Bir yere gidiyorsunuz. Diyelim ki o hoşuma geldiniz demiyor, hoş geldiniz diyor. Siz ne diyorsunuz karşılığında? Hoş bulduk diyorsunuz. Hoş mu adamın hali? Onu bulduğunuz yer hoş mu? Evet, genellikle hoş olabilir. Ama her zaman hoş oluyor mu arkadaşlar? O halde hoş olan bir tek bir şey var orada. Nedir bu? Buluşmanın kendisi. Hangi halde olursa olsun. İster ağlıyor, ister kahkahalar atıyor, ister oynuyor, ister tepiniyor olsun. İster dövünüyor olsun. Hoş olan bir tek şey var orada. O buluşmanın kendisi. O yüzden ben hoş bulduk demem. Hoş buluştuk derim. Burada arzu eden arkadaşlarımızdan bazılarına ulamayla ilgili metinler de okutmak, değerlendirmek istiyorum ama bu buluşmamızın sonuna doğru arzu eden arkadaşım olursa ve bana da yardımcı olursa bu konuda bazı metinler seslendirmeye katkısı olursa yürekten teşekkür edeceğim tabii. Çünkü çok hoşuma gelmiş olacak. Vurguyu daha sonra işleyelim arkadaşlar. Söyleyiş ve boğulmama kusurlarından söz etmek istiyorum. Bir de hoşgörünüze sığınıyorum. Ben hala kullandığım gözlüğe alışamadım. Gözlüğümü çantadan getirebilirler mi arkadaş? Yani çantamda çantamı da almadım yanıma. Hoşgörünüze sığınıyorum gerçekten. Çünkü gözlüğe daha tam alışamadım. Ama ne güzel. 65 yaşındayım. Yeni yeni gözlük kullanmaya başladım. Fakat alışamadım. Sevgili dostlar, söyleyiş ve boğulmama kusurlarında özellikle dikkat etmemiz gereken unsurların başında atlamalar geliyor. Atlamalardan kastım.
nasıl okuyoruz genellikle? Nasıl söylüyoruz burayı? Harika. Bunu nasıl söylüyoruz? Galatasaray. Pekala ya bu? Kapor. Kitlendim. Farkında mıyız? Ne kadar önemli. Rahat ve günlük konuşma. Sizin için söylüyorum. Rahat ve günlük konuşmada. Bakın Türkçe'de ne kadar önemli. Ne diyoruz? Bir dakika. Bir dakika dur orada. Bir dakika. Gaz saray. Nereye gidiyorsun? Gaz saray abi. Kalk or. Kalk. Niye kalkmıyor? Kitlendim. Hiç olacak iş mi bunlar? Atlamaları asla ve asla yapmamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Benim bu konuda size burada özellikle önereceğim bölüm atlamalarla ilgili. Lütfen günlük konuşma tarzınızda atlamalara önem vermeyiniz. Atlama yapan arkadaşlarınızı uyarınız. Çünkü dilde söyleyiş bozukluğu bunlarla oluşuyor. Atlamalarla oluşuyor. Bir de glamalarımız var. G. R sözcüğünde daha çok söylememek gibi. Geliyor. Gidiyor. Gibi. Değiştirmelerimiz var. Değiştirmelere örnekler vereceğim. Üniversiteye ne diyorsunuz siz? Ne diyorsunuz üniversiteye? Üniversite diyorsunuz değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Üniversite. Siz sesler misiniz? Yüksek sesle lütfen. Üniversite. Doğru. Ama genellikle ne deniliyor arkadaşlar günlük konuşma tarzımızda? Hele hele aranızda. Üniversite deniliyor değil mi? Lütfen dikkat edin. Lütfen. Peki hanımefendi dostlarınıza ne diyorsunuz? Hanımefendi. Ya hanımefendi ya da hanımefendi. Sanki ham yaparcasına bir söyleyiş. Günlük gazete okuyorsunuz değil mi? Lütfen, lütfen bunlara sadece gülmekle kalmıyor. Bu şekilde konuşmayı tercih eden arkadaşlarımızı bu tebessümlerimizle dostça uyaralım. Ve düzeltelim. Türkçenin bozulması böyle başlıyor sevgili dostlar. Böyle başlıyor. Değiştirmelerimiz de söz konusu. Sesi değişiklik olmaya başladı. Eko mu geliyor veyahut da çık. Evet. Teşekkür ederim. Yok hala. Buralardaki kolonlardan bana. Neyse. Evet şimdi bu hali daha iyi.
Sizlerle birlikte olduğum bu süre içerisinde sevgili dostlar, 6 saat içerisinde daha önceden de söylediğim gibi diksiyonun bütün kurallarını anlatmış olmamı beklemiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama en azından bu önerilerimi dikkate alacak olursanız, bunların üzerinde duracak ve ilginizi çekiyorsa araştıracak olursanız, araştırdıkça da yenilerle, yeni bilgilerle karşılaştıkça onları öğrenecek ya da birbirinle tartışacak olursanız en azından dilimiz için alkışlanacak bir davranış biçiminde olacağımızı unutmayınız. Gerçekten alkışlanacak bir davranış biçimidir. Değiştirmeler söz konusu sevgili dostlar. Ne deriz genellikle? Teşekkür ederim sevgili öğretmenim. Çoğunlukla ve yoğunlukla şemsiye denilir değil mi buna? Hangisi doğru arkadaşlar? El kaldırır mıyız lütfen? Şarj doğru diyenler. Şarj doğru diyenler. Çok teşekkür ediyorum. Şarj. J ile. İşi nedir bu arkadaşın? Ne yapar bu arkadaş? Yemek yapar değil mi? Yani efendim? Ahçı diyenler. Teşekkür ederim. Aşçı diyenler. Teşekkür ederim. Ahçı diyenler öğrendiler galiba. Neden? Bu adam ah mı üretiyor? Ama ahçı yok mu? İyi ah çekene. Eskiden Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha çoktu. Vefatlarda ya hüzün günlerinde ahçılar çağrılırdı. Onlar bir yerden çağrıldığı zaman şurada bir vefat var veyahut da birisini kaybetmiş, şuranın bir hüzünlü bir durumu var, şuranın bir matemi var gibi. Hemen gidip, onlar hemen görevlendirilmiş gibi oraya gider, durumu öğrenir. Nedir durum? İşte annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş veya babası bilmem bir yerde bir kaza geçirmiş falan. Durumu hemen öğrenir, oturur oraya. Nasıl ahlar yakar, nasıl ahlar çeker, nasıl vahlar çeker. Ama sanki olayı yaşamışçasına, sanki o olay, o kişi onun çok yakınıymışçasına. Bunlara ahçı denilebilir. Çünkü ah çeken, ah üzerine üreten, işini ahtan, işini ahla yapan, özür dilerim cümleyi düzeltmem gerekiyor. Ahla yapan bir insan. Ama yok artık bunlar. Bunlar eskidendi. Şimdi artık öyleleri yok. Ama hala kırsal kesiminde bir vefat için mahallenin yetkilisi, yetkili bir teyzesi, yaşlısı çağrılır. Ağıtla yardımcı olmak veyahut da bu hüzünlü, ağıtlı durumu yönetmesi açısından. Aş yapıyor insan. Demek ki aşçı. Bu çok sık rastladığımız bir yanlışlıktır.
Lütfen bu konuya dikkat edin. Neyle söylememiz gerekiyor? Çok teşekkür ederim. Bu konuda oylama yapmak istemiyorum. Ve ile diyen arkadaşlar? Kimse yok. Fe ile diyen arkadaşlar? Herkes, çok teşekkür ediyorum. Artık ama birazcık da yakaladınız gibime geliyor değil mi? Ben aranızda hala bunu V ile kullananlar olduğuna inanıyorum. Herkes olunca ne olur, anlamı nedir? Her defa diyeyim, doğrusu S ile'dir. Artık kullanılmıyor ama kullananlar var. Radyo diyenler var. D ile. Doğru mu yanlış mı? Doğru mu yanlış mı? Doğru diyenler el kaldırabilir mi? Hayır, havareden söz etmiyorum. Havareden de söz etmiyorum. Burada H yok zaten. Kelimenin doğrusu avanedir. Avane. Uzun uzadıya anlatmam gerekecek ama bir şeyin tam hali olmamış galiba. Eski kullanım tarzlarından bir tanesi. O yüzden zaten. O ekip halindeki kullanışı, avanesi. Isıklamalardan söz etmek istemiyorum sevgili dostlar. En önemli yere geldik. Vurgulama. Yer adlarında vurgu daima ve daima İlk heceye doğru kayar. Ama İslam ses grubu, hece diyemiyorum buna. Çünkü iki heceden oluşuyor. Biz buna ses grubu diyoruz. Yunanistan, Bulgaristan, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan gibi ülke adlarında vurguyu daima üzerine çeker. Nedenine gelince vurgulu seslerden oluştuğu için. İ'ydi, S'ydi, T'ydi, A'ydı, N'ydi. Bayağı güçlü seslerdir bunlar. O yüzden Afganistan, Pakistan diyemiyoruz değil mi? Dememiz de yanlış oluyor. Çünkü
demeye çalışsak bile İslam derken orada vurgu yapıyoruz. Buralarda vurgu İslam ses grubunda olduğu için İslam'la başlayan ya da biten. Başlayan bir tane zaten yaradılar. Bravo. Teşekkür ederim. İstanbul. Başlayan ya da biten diğer adlarında vurgu daima İslam'dadır arkadaşlar. Bazı yerlerde bazı ses bilimci arkadaşlarımız vurgunun tanda olduğunu söylerler. Burayı işaretlerler. Siz İstanbul diye bilin bunu. Yeterlidir. Çünkü Pakistan'da, Afganistan'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da vurgu tanda mı, istanda mı? İstanda tabii ki. Ama onun dışındaki bütün yer adların çoğunluğunda bazen orta heceye doğru kayabilir bazı yer adlarında. Çoğunluğunda vurgu eğer tek heceden fazlaysa baştadır arkadaşlar. Ankara, İzmir. Ama buna vereceğimiz küçük örnekler de var. Çoğaltmak olası. Çoğaltmak olası. Vurgu, bu büyük harfle yazdıkların neresi? Yer adı değil mi? Onun için büyük harfle yazdım. Vurgu burada nerede olacak? İlk hecede olacak. Burada nerede olacak? Burada. Peki burası neresi? Evin bir bölümü veyahut da bir binanın bir bölümü. Vurgu nerede burada sevgili dostlar? Bu bir kuş adı. Bu sıfat niteliyoruz. Aydın kimse. Yer adlarında vurgu genellikle büyük bir olasılıkla, büyük bir çoğunlukla başta. Yani Erzincan, burada zinde. Çünkü er de güçlü hece ama zin daha güçlü bir hece. Orada ikinci heceye kayabiliyor. Erzincan diyoruz. Erzincan, sanki can sonradan eklenmiş gibi. Ama Bodrum ilçe, Bodrum. Bodrum, evin Bodrum katı. Bodrum. Söyleyişten hemen fark ediyor değil mi arkadaşlar? Kartal. İstanbul ilçesi. Kartal. Kartal. Kuş. Kartal. Vurguyla sayıyoruz. Aydın. Ay'a vurgu verdiğimiz zaman bir ilimiz. Aydın. Aydın kimse. Ama vurgulamada
kelimelerin genellikle son hecelerine dikkat etmek durumundayız. Vurgu nerede arkadaşlar? Hangi hecede? Vurgu nerede? Çiçekler. Vurgu nerede? Çiçeklerde. Vurgu nerede? Çiçeklerdeki. Bakınız. Kelimenin yalın hali ve diğerler takılı hali. Ne kadar takı alırsa alsın, vurgu kelimenin sonuna geliyor. Türkçe'de vurgu kelimelerin genellikle sonunda. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nasıl konuşuluyor? Çiçeklerdeki, değil mi? Genellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkçe'de kelimelerin başlarına ya da ortalarına vurgu yapılıyor arkadaşlar. Bunun için özellikle bu bölümü not halinde çıkardım. Türkçe'de kelimelerin vurgu son hecesindedir. Ama soru işareti bir cümle söz konusu olabilir. Bir kelimeyi çok özellikle belirtmemiz söz konusu olabilir. Eğer çok özellikle o heceyi belirtmek, o kelimeyi belirtmek durumundaysak, orayı doğal olarak vurgularız. Bu vurgunun orada olduğu anlamına gelmez. Ama Bursa, Aydın, Niğde, Hatay, Asya, Ordu, Muğla, Londra, İsveç dersek vurgu nerede? İlk hecelerde, değil mi arkadaşlar? Adana, Alanya, İsviçre. Ne hangi heceyi vurguladım burada? Viç. Neden? Bravo. Üç heceden oluşuyor. Hangi hece güçlü sevgili dostlar? Viç. İsviçre'de doğal olarak ortada. Kütahya. Bravo. Tebrik ediyorum. Ta. Kü. Ya. Ta. Hangi hece daha güçlü? Ta. Kütahya. Denizli. Bravo. De. Li. Niz. Niz daha güçlü. Denizli. Bandırma. Ban. Ma. Dır. Dır daha güçlü. İtalya. İ. Tal. Değil mi? Bazı yer adları da vurgularımızın yer değiştirmesine bir bakalım. Buralarda sizce nerede arkadaşlar? Nerede diyorsunuz? Başka hece tarif etmek isteyen siz? Hayır, heceden söz ediyorum. Diyarda iki hece var. Kır. Hocam diyar ile badam.
Yar dediniz, şimdi yarla bağya geldiniz. Birazdan bağ ile kırı olabilir. Yi ile yardı da olabilir mi? Neyse uzatmayalım. Kırda diyen kimdi? Siz. Açıklayacağım. Kahramanmaraş'ta nerede? Man dediniz. Başka? Kah diyenler var. Başka? Bir hecelik hakkınız var. Son hece. Aş. Raş. Da diyorsunuz. Eskişehir'de nerede? Yuvarlak içerisine aldığım yerler, vurgunun olması gereken yerler arkadaşlar. Diyarbakır. Bakınız söylerken. Ne diyorum? Diyarbakır. Hangi hece güçlü geliyor? Ya. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Manmaraş. Manmaraş. Eskişehir. Kişehir. Şey. Yok. Eskişehir. Bunlara özellikle dikkat edelim. Ama İstanbul'ları özellikle belirttik. Yer adlarını özellikle belirttik. Şimdi bazı küçük cümleler. Bunu sen mi yaptın? Mide mi? Bu etek bol geliyor. Seni çok seviyorum. Artık 3 kuruşluk hatırın kalmadı bende. Artık 3 kuruşluk hatırın kalmadı bende. O zaman o şekilde okuyayım. Artık 3 kuruşluk hatırın kalmadı bende. Artık 3 kuruşluk hatırın kalmadı bende. Artık 3 kuruşluk hatırın kalmadı bende. Harikasınız arkadaşlar. İddialı olan bir arkadaşım. Burada hangi kelimede vurgu? Artık diyenler 3, 4 arkadaş, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arkadaş. 3'te diyenler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arkadaş. Kuruşlukta diyenler 1 arkadaş, 2 arkadaş. Hatırın diyenler 1 arkadaş. Kalmadı diyenler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bende diyenler. Geri kalanlarda durgun demek ki herkes. Her kelimede 7-8 kişi. Harika. Artık 3 kuruşluk hatırın kalmadı bende. 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 3 Artık 3 kuruşluk hatırın kalmadı bende. 3 kuruşluk hatırın kalmadı bende. Ne diyoruz? 3 Değil mi?
Bir de arkadaşlar pekiştirmeli sözcüklerde bunlar özel bilgiler olduğu için bunları seçtim sizler için. Ne dedik Türkçe'de? Genellikle vurgu, kelime... Lütfen, ne olursunuz yapın. Türkçemizde vurgu genellikle kelime sonlarında. Yer adlarında vurgu genellikle başta. Özel olarak belirtmemiz gereken bu konudaki bilgi nedir? İstan. İstanlı olan kelimelerde İstanbul başta ama diğer Bulgaristan, Yunanistan, Afganistan, Pakistan, Ermenistan her yer. Fakat bazı durumlar var. Vurgu ilk hecede, Türkçe'de o kelimelerde. Harf değil. Çok doğru girdin cümle. Evet, bravo. Pekiştirmeli kelimelerde vurgu pekiştirende. Pekiştiren hangi hece? Baştaki. Bambaşka. Değil mi? Bunları çoğaltmak olası. Ben sadece 3 tanesini yazayım. Düpedüz, sımsıkı, çarçabuk, bomboş gibi pekiştirmeli sözcüklerimizde var. Bu pekiştirmeli sözcüklerde pekiştiren hangisi sevgili dostlar? Simsiyah, pes pembe, kıpkırmızı. İlk hece pekiştiren hece değil mi? O halde biz diyoruz ki Türkçemizde genellikle vurgu kelimelerin son hecesinde ama pekiştiren sözcükler söz konusu. Vurgu pekiştiren hecede, o pekiştiren hecede başta olduğu için vurgu başladır. Bazı hallerde orta heceye doğru kayar. Bunlar çok özel bilgilerdir sevgili dostlar. Türkçemizde genellikle vurgu, hiç orta heceden söz etmiş miydim size? Ben de hatırlamıyorum. Ama bazı yer adlarında güçlü heceden söz ettim. Erzincan'da olduğu gibi. Burada da güçlü heceler, yapayalnız. Bakın bu kelimeyi nasıl okuyorum. Yapayalnız. Hangi hece güçlü geliyor? Pa. Yapayalnız. Pa. Paramparça. Param. Çırılçıplak. Harika. Sapasağlam. Pa. Buna bir örnek zaten yapayalnızda vermiştik. Bir de sapasağlamda olduğu gibi. Bunlar Türkçenin vurgu yerlerinde özel haller taşıyan kelimeler ve özel haller taşıyan anlardır. Ama onun ötesinde haydi, aferin, maşallah, asker, keşke, ansızın, şimdi gibi kelimelerde ise
Ne yapıyor? Vurgu nerede oluyor arkadaşlar? Hayır. Haydi. Haydi kalkacağız. Haydi. 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 Haydi yavrucuğum. Hay. Evet. Aferin. Harika. Maşallah. Asker. Keşke. Ansızın. Şimdi. Oysa ki biz ne diyorduk sevgili dostlar? Türkiye'de vurgu genellikle kelimelerin sonu. Ama burada bir kelimeyi dikkate alıyorsunuz değil mi? Cümle içerisinde söylenirken hemen o kelime ağzımızdan gelip geçiveriyor. Şimdi ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Diyorum ki ben genellikle kelime. Türkçe'de vurgu genellikle kelimelerin sonundadır. Ama bunu konuşma dilinde Türkçe'de vurgu genellikle kelimelerin sonundadır deyince bu genellikle kayıyor. O halde genellikleye dikkat etmek, büyük ölçüde gibi tanımlamalara dikkat etmek gerekiyor. Tekrar eder miyiz lütfen? Türkçe'de vurgu genellikle kelimelerin sonundadır. Ama dediğim hallerde gördüğünüz gibi ortada ve başta olabiliyor. Hemen özel olarak bir bölüme geçiyorum. Burada anlatacağım şeyler sayfalarla dolu ve de Türkçenin doğru kullanılmasında gerçekten son derece önemli yerler. Ama bazı bölümleri atlamak durumundayım. Asıl en önemli bölümler sizlerle paylaşmam için gerekli. Çok basit, daha önceden karşılaştığınız, büyük bir olasılıkla karşılaştığınız bir tümce. Tümce vurgusuna gelince sevgili dostlar. Bu vurgu için neyi anlatmak istiyorsak, neyse derdimizi açıkça belirtecek olan kelime, vurgumuz oraya. Bakınız Türkçenin vurgulanmasında ne kadar değişiklikler var. Bu yüzden zaten dünyanın en özel ve güzel dilleri arasında ve birkaç dilden bir tanesi Türkçe. Öyle onlarca dilden de değil, 3-5 tane dilden bir tanesi. Çok zengin bir dil ve çok özel ve güzel bir dil. Kim? Hayır, tümceyi okuyacağız. Sadece soruma karşılık tümcenin tamamını doğru seslendireceğiz. El kaldıracak olan arkadaşım var mı? Talip olan bir arkadaşım var mı? Örnek vermek isteyen bir arkadaşım? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne kadar çok isteklisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Kim? Cümleyi okuyunuz. Soruma karşılık vermek için cümlenin tamamını okuyunuz ama tonlayarak okuyunuz. Ahmet dün uçakla bir saniye. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Yani neyi vurguladı burada arkadaşımız? Hayır, soruma cevap geldi mi? Hayır, arkadaşımız neyi vurguladı? O halde kime vurgular mısınız sevgili dostum? Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Kim? Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti.
doğrusu bu. Başka bir arkadaşım, siz buyurun lütfen. Ne zaman, ne zamanı belirttiniz bu cümlede? Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Teşekkür ederim. Tam olmadı ama olmuş kabul ediyorum. Neyle? Buyurun lütfen. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Yakındı, oldukça başarılıydı ama tam değildi. Teşekkür ederim. Nereden? Siz buyurun lütfen. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Bana İzmir gibi geldi burada buldunuz. Siz lütfen. Yaklaştınız. Tam başarılı değildi ama doğru kabul edebileceğim şekildeydi. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Son derece başarılıydı. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Nerede? Ankara'dan İzmir'e gitti. Ankara'da vurgu nerede? An'da. Ankara'dan İzmir'e gitti. Nereye? Siz buyurun lütfen. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Hem Ankara hem İzmir gibi geldi bana vurgu. Başka bir arkadaşım. Buyurun lütfen. Siz, evet siz. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Yine güzel, başarılı ama tam değil. Lütfen buyurun. Wow. Öyle geldi. Başka bir arkadaşım var mı? Siz buyurun. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Yaklaştınız. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Ahmet ne yaptı? Kim yanıt verecek? Kim yanıt vermek istiyor? Buyurun efendim lütfen. Lütfen. Ankara'dan da ve İzmir'den biraz daha güçlü geldi gitti. Doğru. Fakat Ankara ve İzmir'de güçlü geldi. Teşekkür ederim. Siz buyurun lütfen. Uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Güzel ama yer adları da vurgulu geldi. Başka bir arkadaşım. Bunu başarıyla yapacak olan başka bir arkadaşım. Sizi denedim daha önceden. Başka bir arkadaşım? Yok. Ha burada. Buyurun lütfen. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Burada yanıt olarak neyi, hangi soruya yanıt alıyorsunuz? Ne yaptı? Gitti. Gitti Ahmet. Ahmet dün uçakla Ankara'dan İzmir'e gitti. Gitti kardeşim. Burada sadece vurmamız gereken, vurgulamamız gereken bu. Şimdi soru işaretlerine gelince sevgili arkadaşlar. Vurgu burada nerede? Buyurun lütfen. Anladın mı? Cümleyi okur musunuz? Anladın mı şimdi durumunu? Yani? Anladın mı? Mı'da. Evet. Şimdi de anladın mı? Hayır. Siz de şimdi de dediniz. Durumumuzu da dediniz. Başka bir önerisi olan yok mu arkadaşlar? Siz?
Dında. Dında dediniz. Başka? Hepsinde diyenimiz var. Başka? Anladın mı? Çok teşekkür ediyorum. İsminiz? Miray. Miray. Ah ne kadar güzel bir isim. Miray arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum ve alkışlıyorum kendisini. Bir kez ayrı yazılan takılar D, Da, Mi, Mı asla ve asla burada olmaz Türkçe'de arkadaşlar üzerine. Bunu lütfen not almak istiyorsanız o yakışıklı ve güzel başınızın içine not alınız. Ayrı yazılan D, Da, Mi, Mı asla ve asla vurgu almaz arkadaşlar. Vurgu o cümlede hangi kelimede olursa olsun, nerede olursa olsun, o mi, mı, de, da hangi kelimeye ait olursa olsun, hiçbir şekilde ayrı yazılan mi, mı, de, da üzerine vurgu almaz. O da mı geliyor der miyiz? Ben de yaptım der miyiz? Ben de yaptım. O da mı geliyor? Gördün mü? Gördün mü der miyiz? Soru işareti olduğu için soruyu gerektiren kelime hangisi burada arkadaşlar? Anladın mı? Şimdi durumunuzu. Anladın mı söylediğini? Neyse cümleyi istediğimiz şekilde kuralım. Ama anladın mı? Anladın mı söylediğini? Anladın mı durumunuzu? Anladın mı ne yaptıklarını? Bakın ne yaptıklarında, ne durumumuzda, ne söylediğinde. Değil mi? Hepsinde ama anladın mı'yı kullanıyoruz. Demek ki ana kelime soru nerede? Anladın mı? Bir de soru işareti olmasın. Kaldırarak yardımcı olur musunuz bana? Söylemek istediklerini el kaldırarak söyler mi arkadaşlar? Söz alarak daha doğrusu. Buyurun lütfen. Bir arkadaşımız keşkeler dedi. Başka bir arkadaşımızın, görüşü olan başka bir arkadaşımız. Evet, herkesin yerinde mırıldaması var ama kimsenin görüşü yok galiba. Üniversite öğrencileri, kimsenin görüşü yok. Aman tanrım, çıldırma kendi değil. Evet, buyurun lütfen siz. Efendim? Keşke de diyorsunuz. Pekala. Başka? Başka görüş olan? Buyurun lütfen. Karşıma. Ünlem olduğu için karşımada olabilir diyorsunuz. Burada diyenler var. Keşke de diyenler var. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Çıkmasaydın tek kelimede diyenler var. Pekala, bir de şöyle dinler misiniz sevgili dostlar? Keşke gelmeseydin, keşke çıkmasaydın, keşke yapmasaydın, keşke öyle olmasaydı, keşke bakmasaydın, keşke bilmem kaçmasaydın, keşke oturmasaydın, keşke kalkmasaydın. Şimdi keşkeyi birçok kelime için kullanabiliriz, değil mi? O halde tek başına keşke de olabilir mi? Tek başına keşke de olabilir mi? Kim dedi onu? Ayağa kalkıp söyler misiniz lütfen? Sizi duyalım. Lütfen buyurun. Keşke çıkmasaydın. Vurgu keşke çıkmasaydın da diyorsunuz. İsminiz? Tuğba Hanım'a teşekkür ediyoruz alkışlayarak. Keşke tek başına bir niyet belirten
bir ön sözcük. Değil mi? Yani keşkeye bir sürü şey ekleyebiliriz. Keşke gülmeseydin, keşke bakmasaydın, keşke oturmasaydın, keşke kalkmasaydın, keşke yapmasaydın, keşke... Keşke, 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 keşke. Keşke hangi kelimeyle birlikteyse orası. Yani çıkmasaydın karşıma, çıkmasaydın aynaya, çıkmasaydın ardından, çıkmasaydın köşeden, çıkmasaydın evden, çıkmasaydın apartmandan. Yani burada hiçbir şekilde vurgu yok. Hangi arkadaşım söylemişti karşımayı? Herhalde el kaldırmayacak. Ben de unuttum zaten. Boş ver, ben unuttum. Unuttum. Sen olma. Harikasın. Keşke çıkmasaydın. Keşke yapmasaydın olabilir. Mesela keşke yapmasaydın şunu. Ne diyoruz? Keşke yapmasaydın şunu. Veyahut da keşke yapmasaydın evi, arabayı, işte sırayı. Yapmasaydın veyahut da vurmayı, kalkmayı, oturmayı. Hiçbir şey fark etmez. Yeter artık, bitsin bu ayrılık. Bunu da kullanabiliriz. Ayrılık yerine. Hemen söyler misiniz? Vakti boştan yere harcamayalım. Görüşü olanlar lütfen. Yeter artık da dediniz. Yeter artık bitsin üç kelime de dediniz. Artık bitsin. Bir de bu kelimede, bu cümlede kelimelerin de yerinin değişmesi gerekiyor. Bu cümle yanlış. Artık bitsin şeklinde yazılması gerekiyor dediniz. Ben öyle anladım sözünüzden. Buyurun. Bitsin bu ayrılıkta vurdu dediniz. Bu ayrılık. Bu ayrılık dediniz. Bitsin bu. Bitsin bu. Artık bitsin. Artık bitsin. Sadece oldu. Bakın diyoruz ki yeter artık. Ne diyoruz? Yeter artık. Bitsin bu. Yeter de sadece. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Söyleyişime bir bakın. Yeter artık. Artık böyle çıkıyor. Değil mi? Yeter. Yeter. Bitsin bu ayrılık. Bitsin bu karşılaşma. Bitsin bu biçim. Bitsin o duruş. Bunun yerine onu da kullanabiliriz. Ayrılık yerine duruş da kullanabiliriz. Yeter ve bitsin. Bütün bunlardan neden söz ediyorum? Türkçemizde tümce vurguları genellikle nerededir arkadaşlar? Eğer soru işareti değilse, normal bir tümce ise, Türkçemizde vurgu genellikle son kelimeye doğru kayar. Ama burada bahsettiklerim dikkat ettiniz mi? Şurada, şu cümlede her kelimeye özel bir vurgu yaptığımızda cümlenin anlamı değişiyor. Bu tür cümlelerde, soru cümlelerinde nerede, hangi kelimede oluyor? Başta. Burada birleşik. Burada başta ve ortada. Yani bu tür cümlelerin hiçbirinde vurgu cümle sonunda değil. İşte bu halleri belirtmek için seçtiğim bölümler bunlar. Bunların dışında mesela emir cümleleri vardır. Diyelim ki kalk oradan. Vurgu nerede? Kalk oradan. Kalk. Yani oradan yerine buradan da diyebiliriz. Çık aradan. Otur şuraya. Bakınız buralarda hangi kelimede? Baştaki kelimede. Değil mi? Bunlar Türkçenin özel halleri. Vurgulamalarımızdaki özel haller. Bunun dışında Türkçemizde vurgu genellikle, altını tekrar çiziyorum, genellikle tümce sonlarındadır. Yani son kelimeye doğrudur. Bazen
son iki kelimededir. Bazen son kelimededir. Alıştırma yapmak için bir arkadaş rica ediyorum lütfen. Bir metin okumak isteyen sevgili arkadaşım, buyurun lütfen. Daha önce kaldırdığı için. Sizi de gördüm ama hoş gördünüz lütfen. Buyurun lütfen. Şuradaki alıştırmayı okur musunuz bize? Mikrofonunuzu tutmamı ister misiniz yoksa tutup okey eder misiniz? Tam ışıkta olduğunuz biraz sonra. Tamam. Bodrum katı don oturmanın sıkıntıları vardır. Ne dedi arkadaşımız? Tekrar okur musunuz orayı? Bodrum katında oturmanın ne dedi arkadaşımız? Pardon. Ne anladık? Yüksek sesle söyleyin. Bodrum'da bir yer. Yerden kastınız ne efendim? Özel. Yani ilçe gibi mi geldi size? Elindeki metinde o kelime koyu yazıyor. Ama vurgunun nerede olduğunu cümleden çıkarması gerekiyor arkadaşım. Pekala, ne diyor cümle? Teker teker okur musunuz lütfen bize? Hayır, hayır. O cümleyi okur musunuz? Bodrum katında oturmanın... Yani Bodrum katında deyince bir binanın en alt batar katı diye adlandırdığımız yer. Değil mi? Peki burada vurgu nerede olması gerekiyor arkadaşlar? Nerede? Lütfen teker teker söyleyelim. Rum'da. Rum. Rum, 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 Rum. Evet. Demek ki siz hangi heceyi tonlayacaksınız? Az önce o heceyi mi tonladınız? Ne dediniz? Bodrum dediniz, değil mi? Bodrum deyince neresi geldi aklınıza? İlçe olan. Evet. Devam ediniz lütfen. Bir sizi görmek istiyorum. Buyurun, okuyunuz lütfen. Karanlıktır, soğuktur, iç sıkıcıdır. Ama annemin verdiği tatil haberi sayesinde neşem yerine gelmişti. Bodrum'a gidiyorduk. Harika. Şimdi Bodrum katında oturuyorlarmış, karanlıkmış, ruhu sıkılıyormuş. Ama annesi demiş ki, kızım gel ben seni Bodrum'a götüreyim. Ne kadar güzel değil mi? İkinci Bodrum'u çok doğru tonladığım için teşekkür ediyorum. Devam eder misin lütfen? Ama bu sefer denizli olalım yani. Beni güldürdün anneciğim. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceksin lütfen. Ne anladık buradan sevgili dostlar? İlçe değil, il. Şimdi o cümleyi tekrar okur musun lütfen? Nasıl neden? Bodrum'da deniz var. Ama sen Denizli deyince, D'ye vurgu yapınca Denizli ili gibi geldi bizi öyle algıladın. Siyah yazıyor ama onları nerelerini vurgulayacaksın? O sen sensin. Harika. Çok teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Gerçekten harika örnekler veriyor. Lütfen devam eder misiniz? Üstelik ailemizin en sevilen, takdir edilen Aydın gelini Ayten ablalar da kalabalıktı. Şimdi önceki cümleyi. Estağfurullah. Ama bu sefer denizde olan ona. Ama bu sefer? Hayır, yanlış okumadınız. Tam vurgu gelmedi. Bu sefer denizli olan. Nizli. Nizli olanla. Değil mi? Evet. Üstelik ailemizin en sevilen, takdir edilen Aydın gelini Ayten ablalar. Ne dedi? Ne dedi? Aydın gelini dedi, değil mi? Aydın gelini dedi, değil mi? Neresi oldu burası? Aydın. İl Aydın oldu, değil mi? Oysa ki o gelin Aydın gelinmiş, değil mi? Yani vurgu dında
onu dikkat ederek tekrar okur musun lütfen? Üstelik ailemizin en sevilen, takdir edilen Aydın gelini Ayten ablalarla paylaştık. Heceledik bir de burada. Tamam, heceleyerek büyüyor kızımız. Tamam, büyüyecek yavrumuz. Devam et yavrum. Ayten abla bir gece önce annemi aramış ve ille de gelin diye tutturmuş meğerse. Gelin. Çok doğru söyledin. Gelin. Gelin demiş olsaydı, gelin olmuş bir genç kızdan söz ediyor olacaktık, değil mi? Evet. Devam edin lütfen. Her neyse, sevinçle yola çıktı. Babam hevesle direksiyonun başına kuruldu. Annem de yanına. Bizler de iki kardeş en sevdiğimiz yere arkaya yerleştik. Annem daha yola çıkmadan tüm şartları öne sürmeye başladı. Denizli'de duracak. Denizli'de duracak. Havlu alacak. Hayır hayır lütfen. Şuradan itibaren. Başladı bitti. Noktadan sonra tekrar oku. Denizli'de duracak. Çok doğru. Bir ilden söz ediyor. Havlu alacak. Havlu alınacak. Evet. Aydın'dan incir alınacak. Aydın'dan alınacak. Aydın'dan değil. Aydın'dan. Aydın'dan. Şimdi Ayda vurdu. Evet. Aydın'dan incir alınacak. Babam, hanım Denizli'den horoz da alalım istersen. Babam Denizli'den horoz da alalım. İstersen. Ama Denizli'den deyince, Nizli'den deyince denizi olan bir yerden horoz almamız gerekiyor. Denizli. 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 Evet. Neresiymiş? Denizli. Denizli. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Nefis bir başarı. Evet. Devam ediniz lütfen. Evet. Baba, hanım, Denizli'den horoz da alalım istersen dedi bıyık altından gülerek. Sen daha gül dedi annem. Denize nazır incir yesek fena. Bakın nasıl oluyormuş şimdi. Hanımefendinin vermiş olduğu cevap çok ilginç. Ne diyor? Denize nazır incir yesek fena mı olur? Denize nazır. Hayır, nazırdan karşıyı olduğunu anladım. Ama vurgu bizim işimiz. Nereyi vurguladın burada? Doğru vurguladın, nizi vurguladın. Evet. Her neyse, açlıktan hepimizin midesi kazınınca bir lokantanın önünde durduk. Babam lokantanın bahçesinden kopardı, günü annem uzattı. İncir, havlu ve horozun yarattığı gergin havayı bir gün ile dağıtabilen babam rahatlayarak garsonu çağırdı. Evet, burada bazı kelimelerin okunuşlarında arkadaşımız hatalar yapıyor ama işte yarattığı diyor, çağırdı diyor. Bunları az önce öğrenmiştik. Rica ederim. Ama ben çok teşekkür ediyorum. Harikalar yarattınız. Buyurun lütfen. Başka bir alıştırma yapmak isteyen, okumak isteyen sevgili arkadaşım var mı? Buradan el kalkıyordu. Siz buyurun lütfen. Hayır, Perda. Önceden bir göz gezdirebilirsiniz. Şuraya doğru yaklaşınız lütfen. Ferda, bir tek sen kendini eskisi gibi hatırlıyorsun. Başka kapılar açmıyor söyledikleri. Kendinden eksilttiklerini hayat koymuyor geri. Dünle konuşuyorsun. Tüylenmiş öfken için acımış. Ne anlıyoruz biz buradan? Metinden bir şey anladık mı arkadaşlar? Bir şey söyleyebilir miyim size? İnanır mısınız? Okuduğu bir şiir. İnandınız mı? Hiç şiir gibi geldi mi size? Şimdi anladık mı? Lütfen bir göz gezdiriniz. Kısaca ve bir şiir olarak okur musunuz? Ferda. Çok ünlü bir şairimizin. O şairi hatırlıyor musunuz, tanıyor musunuz bilmiyorum.
hatırlıyor musunuz deyince şu anda en yakışıklı çağında. Ama Mardinli olan arkadaşlar. Harika. Harika, harika. Mardinli ülkenin en ünlü şairi. Dünya çapında bir şair. Hayatta şu anda 63-64 yaşlarında. Murat Anmungan'ı tanımayan var mı arkadaşlarınız? Ülkemizin çok ünlü bir şairidir. Artık uluslararası düzeyde bir şairdir. Ve Mardinlidir kendisi. Murat Anmungan'ın bir şiirini okuyor. Mardinli kimdi buradan arkadaşım? Harikasınız, harikasınız sevgili dostlar. Murat Anmungan'ı tanımıyorsunuz. Tanıyorsunuz. Peki, güzel. Devam ediniz lütfen. Şimdi okuyunuz. Tüylenmiş öfken. İçin acımış. Bakınız buralarda vurgu hep farklı yerde. Türkçe'de vurgu genellikle künce sonunda. Ama için acımış da nerede arkadaşlar? İçinde değil mi? Onun için şiir okutuyorum burada. Çünkü buradaki birçok cümlede vurgu çok farklı yerlerde. Buyurun. Tüylenmiş öfken için acımış. Sıkıntın çoğaltmıyor kimseyi. İzlerini siliyorsun kendini yenilerken. Hatırlamaktan göremiyorsun şimdiyi. Bütün bu cümlelerin tamamında hemen hemen vurgu başta arkadaşlar. Bakınız neler diyor. Lütfen tekrar eder misiniz? Aynı okuduğunuz dizeleri tekrar okur musunuz? Tüylenmiş öfken için acımış. Tüylenmiş öfken. Öfken de değil, tüylenmiş de. Devam misiniz? Sıkıntın çoğaltmıyor kimseyi. Sıkıntın çoğaltmıyor kimseyi. Yani vurgu nerede? Sıkıntında. Yani sıkıntın çoğaltmıyor kimseyi. Sıkıntın üzüyor herkesi de diyebilirdi o cümlede. Yani cümle değişiyor da olsa vurgu sıkıntında. Devam. İzlerini siliyorsun kendini yenilerken. İzlerini siliyorsun kendini yenilerken. Kimi ne yaparken? Kendini yenilerken. Ne yapıyorsun? İzlerini siliyoruz. Görüyor musunuz şiirde? Bütün vurgular başa doğru kaç. Bütün şiirlerde değil, bu şiirde. Oysa ki biz Türkçe'de vurguyu nerede öğrenmiştik arkadaşlar? Türkçe'de genellikle vurgu tünce sonundadır. Ama bu gibi hallerde, az önce yazdığım cümlelerde vurgu. İşte buna örnek olsun diye farklı bir metin okutuyorum. Burada da vurgu genellikle cümlenin başında, her dizenin başında değil mi? Çünkü bu bir Murat Anmungan dizesi. Murat Anmungan'ın genel tavrı öyledir dizelerinde. Buyurun lütfen devam ediniz. Hatırlamaktan göremiyorsun şimdi. Aldığın yaş kat ettiğin yola denk değil. Dünyaya bunca acımasız gözlerin kendine kapalı bir tek. Dünyaya bunca acımasız gözlerin. Burada vurgu nerede? Bunca acımasız. Acımasız da değil. Bunca acımasız. Yani oradaki verdiğim örneklerden bir tanesi. Devam ediniz lütfen. Kendine kapalı bir tek. Kendine. Kendine. Ne olursun o cümleyi bir daha tekrar okur musun? Dünyaya bunca acımasız gözlerin kendine kapalı bir tek. Kendine kapalı bir tek. Vurgu nerede arkadaşlar? Kendine de. Devam edin. Şeyin arkası var. Devam edin lütfen. Olgunlaşmadan çürüdüğünü biliyorsun. Olgunlaşmadan çürüdüğünü biliyorsun. Nerede vurgu arkadaşlar? Hayır. Çürüdüğünü biliyorsun diyor. Olgunlaşmadan çürüdüğünü. Yani iki kelime. Devam edelim. Bunca tükenmişken yıldızların. Bunca tükenmişken yıldızların. Bunca tükenmişken para. Bunca tükenmişken bakışları. Bunca tükenmişken ham hum şaralot vesaire vesaire. Ama bunca tükenmişte.
Gecene çekilmiyorsun. Gecene çekilmiyorsun. İşte gecene gitmiyorsun, gecene bakmıyorsun, gecende uyumuyorsun gibi. İçindeki koyu iz, yağlı gölge, kırık hayal parçaları, yenilemez gevşeyeni, yüzünün perdahında... Pardon değil. Gevşeyeni. Yenilemez gevşeyeni. Hayır. Yanlış okumadın, yanlış tonladın. Ne diyor orada? Bir de ben tonlayayım. İçindeki koyu iz, yağlı gölge, hayal, kırık hayal parçaları, yenilemez gevşeyeni. Bütün bunlar yenilemez, gevşeyen bir insan, gevşeyen bir insan. Neler? İçindeki koyu iz, yağlı gölge, kırık hayal parçaları, yenilemez gevşeyeni. Anladın mı cümleyi şimdi? İmgeyi anladın. Lütfen tekrar eder misin? İçindeki koyu iz, yağlı gölge, kırık hayal parçaları, yenilemez gevşeyeni. Yenilemez gevşeyeni. Yüzünün perdahında denediğin usturalar geri getirmez seni. Bütün bunlar herkes kötü. Bakınız ne diyor? Oradaki cümleleri teker teker. Yüzünün perdahında denediğin usturalar. Şimdi yüzünün perdahında denediğin usturalar. Vurgu nerede? Hangi kelimelerde arkadaşlar? Yüzünün perdahı. Perda bir yerin düz gösterilen bir bölümü. Yani kapının perdahı da olabilir, perdenin perdahı da olabilir, duvarın perdahı da olabilir. Yüzünün perdahında. Şimdi denediğin usturalar, denediğin kremler, sürdüğün bilmem allıklar, pudralar, kelimeler bunlar da olabilir. O halde vurgu nerede burada? Yüzünün perdahında. Geri getirmez seni. Bütün bu cümleler dikkat ederseniz devrik cümleler değil mi? Şiir dizeleri olduğu için. Cümle devrilince nasıl devriliyor? Neden bir devrik cümle diyoruz? Bu cümlenin doğrusu geri getirmez senin doğrusu nedir? Seni geri getirmez değil mi? Harika. Yani ama burada geri getirmez seni diyor. O zaman vurgu nereye geliyor? Seni geri getirmez yazmış olsaydı vurgu nerede olacaktı? Getirmez de olacaktı değil mi? Geri getirmez de. Biraz oraya kayacaktı. Devam ediniz lütfen. Bütün bunlar herkes kötü. Dünya fena. Sonumuz geldi diye değil. Ama bütün bunlar önemli. Bütün bunlar deyince bütün bunlara sayabileceğimiz birçok unsur var. Yani o unsurlardan bazılarını şiir olarak sayıyor işte. Herkes kötü, dünya fena, bütün bunlar çok güzel insanlar, bütün bunlar harika oturuyorlar, bütün bunlar ne kadar dikkatliler, bütün bunlar nasıl da gülüyorlar, bütün başka şeyler söylüyor. Ama hepsinde dikkat ediniz, ne ortak? Bütün bunlar. Devam ediniz. Sonumuz geldi diye değil, öğrenmen gerekenleri zamanında öğrenmediğiniz gibi. Evet. Bir erkeklik mesleğidir perda. Zaman çekilen suları bilir. Zamanı geldiğinde kalmak için çekilmek gerekir. Çok teşekkür ederim. Harikalar yarattınız. Sağ olun. Bu şiirde de gördüğünüz gibi arkadaşlar, devrik cümleler söz konusu olduğunda cümle devrilmiş de olsa anlatmak istediğimiz sözcükler önemsendiğinden dolayı o cümle, o anlatmak istediğimiz sözcükler, vurgulamak istediğimiz sözcükler başa da gelse vurgu o sözcüklerde. Dolayısıyla vurgunun yeri ne oluyor? Otomatikman değişmiş olur. Oysa Türkçe'de vurgu çok teşekkürler. Genellikle tümce sonları.
Gelecek misin? Yapacak mısın? Tutacak mısın? Bu kitap senin mi? Biz bütün bunları biliyor muyduk? Oturmaz mısınız? Kalkmaz mısınız? Gitmez misiniz? Yapmaz mısınız? Buralarda vurgu genellikle hangi gecede arkadaşlar? Dikkat ederseniz mi, misin, mı, mısın. Bunlar Türkçemizde ayrı yazılan hecelerdir. Geldim mi? Geldin mi? Gelir misiniz? Yaptı mı? Yapar mısınız? Ayrı yazılan hecelerde mi, mı, de, da gibi heceler asla ve asla vurgu almayacağı için o halde nerede olur sözcüğün vurgusu? Önceki kelimenin son hecesinde. Oturmaz mısınız? Gitmez misiniz? Yapmaz mısınız? Tutacak mısın? Alacak mısın? Yapacak mısın? Gelecek misin? Bakın ister istemez burada cek, cak, mez, mas heceleri doğrudan doğruya vurgu alıyor. Yurdumu alçaklara uğratma sakın. Yurdumu alçaklara uğratma sakın. Yurdumu alçaklara uğratma sakın. Ratma. Ratma. Ratma sakın. Bu örnekleri vermiştim. Şimdi galiba sona yaklaşıyoruz. Bitirmek üzereyim sevgili hocam bugünkü bölümü. Onun için bana katılımcı olacak, buraya katılmak isteyen sevgili dostlardan bir iki tane rica ediyorum. Var mı sevgili arkadaş? Bir siz varsınız, lütfen gelir misiniz? Başka arkadaşım? Siz varsınız, lütfen geliniz. Bir başka arkadaşım? Oradaki hanımefendiler daima böyle son derece kendi işlerine kapalı. Evet, ben sizi rica ediyorum. Sizi rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için ayrıca. Dilediğinizi seçin ve okuyun. Burada bir sürü cümleler yazılı. Diledikleri cümleyi seçebilirler. Lütfen ışığa geliniz. Lütfen ışığa geliniz. Işıkta. Evet, dilediğinizi seçin ve okuyun. Lütfen okuyun. Değirmene girdi köpek, değirmenci çaldı kötek. Hem köpek yedi köpek. Bir üstündekini lütfen. Bizim damda var 5 kol başlı 5 kol ördek. Bizim damda var 5 kol başlı 5 kol ördek. Sizin damdaki 5 kol başlı 5 kol ördek. Bizim damdaki 5 kol başlı 5 kol ördek. Siz de biz cileyin 5 kol başlı 5 kol ördek. Harika, alkışlıyoruz aslında. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle yapar mısınız lütfen? Yüksek sesle okuyun lütfen. Issız Sivrihisar'ın. Sarsıntısız, şosesi üstünde, zırıltısız, sızıltısız bir yaz köşesi seçip
gelişinize serzenişsizce sustum. Orayı ibibikler. İbibiklerin ibibiklerini iyice iyileştirmek. Hayır, ibibiklerin. İbibiklerin ibibiklerini iyice iyileştirmek için istin yeli istirci ibişin istir üstüp istirip yeleri mi yoksa iskilitli ispinoz işportacı ishakın işliğindeki ibrişimler mi daha iyi bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Arkadaşımızı alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar tekerlemeler sevgili dostlar. Bu tekerlemelerin amaçları, o tekerlemelerin genellikle yoğun olduğu sesler, ünlü sesler. Eğer bu ünlü seslerin, seslerden oluşan ünlü seslerin içerisinde yoğun olduğu sözcükleri doğru telaffuz ediyor, o doğru telaffuz ettiğimiz sözcüklerden oluşan tümceyi doğru okuyor, doğru tonlayabiliyorsak bu konuda başarılıyız demektir. Yoksa sadece o kelimeyi ibibik doğru söyledik. Hayır, o yeterli değil. O yeterli değil. Şimdi oradan benim göstereceğim bir şu bir tarlaya kekemen ekmişler. Hadi bakalım. O kekemeni bir ekiver yavrucuğum. Nasıl okumak istiyorsanız öyle okuyun. Bir tarlaya kekemen ekmişler. İki kürkü kel kör kirpi dadanmış. Bir erkek kürkü yırtık kel kör kirpi. Öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklenmişler. Teşekkür ederim. Kireli peynirliği okur musun lütfen? Şurada okuyayım ben o zaman. Pireli peyniri pehrizli pireler tepelerse pireli pardon? Pireli peyniri pehrizli pireler teperlerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler. Ocak? Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın? Kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım ne de kapı gıcırdatıcılardanım. Burayı alkışlıyoruz. Bunu söylemek çok zor. Seni tebrik ediyorum. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısınız? Kapı gıcırdatıcılardan mısınız? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardansınız ne de kapı gıcırdatıcılardansınız. Çok zordur bu kelimeleri söylemek. Söylemek isteyen var mı? Çok teşekkür ediyorum. Tekerleme okumak isteyen sevgili arkadaşım var mı, dostum var mı? Hayır diyenler çoğunlukta. Siz de buyurun, bitiriyoruz hemen. Buyurun lütfen, ışıkta okuyun. Ben teşekkür ederim size. Buradaki ışıklandırmada okuyoruz. Özellikle özellik üzerine. Hayır, sesinizi duyayım lütfen. Özellikle özellik üzerine özlemeri özgü özgü ve özgü özellikleri izleyen özbekli özkanla özkaman izgan. Pardon? Özkaman izgan. Uzken. Pardon? Öz. Özkaman. Pardon? Özakmanmış meğer. Özkaman değilmiş. Devam ediniz lütfen. Arkaydınız. Özakman izgan. Üzgen. Kim? Özakman? İzgan. İzgan. Üzgen. Üzgen. Hayır, üzgen yok orada. Üzgen. Yok orada. Üzgen değil mi? Üzgen. Özürken ozanlara uzanarak ezeli üzüntülerini azaltırlar sonra... Ne yaparlar? Azaltırlar. Ne yaparlar? Azalttılar. Hah, azalttılarmış meğer. Azalttılar. Azalttılar değil. Azalttılar. Sonra... Pardon? Ama ben de görüyorum. Ama siz doğru okuyun lütfen o kelimeleri. Azalttılar. Hayır. Nerelisiniz? Şırnaklısınız. O Şırnak'ı bilirim. Çok güzel bir yerdesiniz. Ama şiveniz de Şırnak şivesi. Tamam, onu algıladım. Fakat lütfen orada yazıldığı şekilde okuyun. Sıkıntı var ama sıkıntıyı aşalım biz. Beraber aşalım sıkıntıyı. Lütfen yazıldığı gibi okuyun. Evet, baştan başlayın. Özellikle özellik üzerine özdemire özgün ve özgür özellikleri izleyen özbekli özkanla
Şimdi özellikle özellik üzerine özdemire özgü, özgün ve özgün özellikleri izleyen. Demek ki cümle böyleymiş. Şimdi başından itibaren hangi cümleyi okuyalım? Özellikle özellik üzerine özdemire özgü, özgün ve özgün özellikleri izleyen özgürlüğü özkan var. Öz akman izgan, uzgen, özülken ozanlara uzanarak ezeli üzüntülerini azalttılar. Azalttılar. Sonra da azatlık kuşları azatlık kuşları azat ederek azat ederek evet azat ederek yan gelip yattılar. Vallahi hadi çok teşekkür ediyorum. Siz yan gelip yatmadınız, dik durup okudunuz, okumaya çalıştınız. Çok teşekkür ediyorum sizin için. Buyurun lütfen. Artikülasyon. Ne problemi var? Re. Re problemi var. Harika. Pireli peynirli perhizlerimi okumak istersiniz. Yoksa Kerkör kirpiğimi okumak istersiniz. Hadi bakalım şu tarlaya bir kekemen eki verin. Buyurun lütfen. Bir tarlaya kekemen ekmişler. İki kürtü yırtık, kel kör kirpi dadanmış. Bir pardon. Erkek de... Ya sade sade çok hızlı okumazsanız çok sevinirim. Tabii ki. Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürtü yırtık, kel kör kirpi dadanmış. Devam ediniz lütfen. Bir erkek kürtü yırtık, kel... Erkek. Erkek. Bir erkek kürkü yırtık, kel kök kirpi. Öteki dişi kürkü yırtık, kel kök kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kök kirpinin yırtık kürkünü. Kürkü yırtık dişi kel kök kirpinin yırtık kürküne. Kürkü yırtık dişi kel kök kirpinin yırtık kürkünü. Kürkü yırtık erkek kel kök kirpinin yırtık kürküne eklemişler. Harikasınız. Size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ayrılmam lütfen. Arkadaşın R seslerinde gerçekten sorunlu. Ama R'nin çıkma yerini ve çıkış şeklini tam bilemediğinden dolayı da tam uygulayamadığı için R sorunu var. Yoksa anatomik bir bozukluğu yok. R sesi dilimizin üst kısmının hançeremizden çıkan güçlü soluklar damağımızın orta yerinin biraz ilerisine titreşimle vurmasıyla çıkar. Re. Şimdi siz dilinizi ne yapıyorsunuz? Gördüğümü söylüyorum. Hayır, dil tembelliği değil. Dilinizi yanlış kullanıyorsunuz. Şuna dikkat edin. Re sesi dilimizin üst kısmını biraz oval yaparak şuradaki boşluğun diliniz şöyle olduğunu düşün. Damağınızın ön kısmına güçlü nefes çıkarırken titreşim yapmasıyla oluşur. Sizse dilinizin altını, dilimizi geride şu şekilde yukarıya doğru kıvırıyor. Dilin altını damağına vurmaya çalışıyor. R'de. Nerede şimdi? Dediğim gibi değil mi? Dilinizi yukarıya doğru kaldırıyor. Altını damağa vurmaya çalışıyorsunuz. Oysa ki dilinizi şöyle bir oval yapıp üst kısmını aradan nefes geçerken titreştirseniz R'yi çok doğru bir şekilde çıkaracaksınız. Bana bir tane daha okur musunuz lütfen? Ürdünlü ünlü üfürükçüyü okuyun. Ürdünlü ünlü üfürükçü, Üryani Ünye, Üsküdar, Ürgüp, üzerinden, Üstüpü, İstibeç, Üvez, Üzüm, Üzengi Taşı ve Üzünç götürürken... Götürürken. Sadece ve sadece, hemen anlıyoruz arkadaşlar. Sadece ve sadece, beni dikkatle dinleyecek olursanız ve bunu yapmayacak olursanız, doğrusunu kazanacak olursanız hemen düzelteceksiniz. Bunun hiçbir problemi yok. Sadece ve sadece dilini yukarı doğru, dil ağız içinde böyle ucunu kaldırıyor, yukarı doğru damağına vurmaya çalışıyor. Oysa ki
Bunu tam tersi şu şekilde dilin orta kısmına hafif çukurlaştırarak üst kısma şöyle bir titreşim yaptırmasında yarar. Yani bu yaptırmasından başka bir şey yapmayacak zaten. Re, re, re. Dilin, dil düz olacak, aşağı doğru olacak ve sırtını dilin damağına vurduracak. Re, re, re. Dilini yukarıya doğru kaldırma. Re, re. Geliyor bak. Hayır, dilin ucunu yukarı doğru kaldırma. Sürekli olarak üst dişlerinin içerisinden dilini yukarı doğru kaldırıyorsun ucunu. Bunu yap. Evde çalış. Mutlaka başaracaksın. Çünkü öyle çok önemli bir re bozukluğu yok sizde. Ama çok hoş geliyor. Lütfen okuyun. Lütfen baştan okuyun. Ürdünlü ünlü fırıkçı Hüseyin Ünye, Üsküdar Ürgüp üzerinde üstüpü, istibeç, üvez, üzüm, üzengi taşı ve üzünç götürürken üveyikten yürüyerek, üvendirelerini sürüyerek yürüyen üçkağıtçıların ünü batasıca ünlemleriyle ürkü verdi. Şunu söyler misiniz? Kırk kırık küp. Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Kırkının da kulbu kırık kara küp. Kulbu kırık kara küp. Dilinizi düzelttiğiniz takdirde sorun gidecek. Hepinize beni dinlediğiniz için yürekten teşekkür ederim.